Ve bayram tatili için Türkiye genelinde yaklaşık 10 milyon kişinin yer değiştirmesi bekleniyor. Son mesai günü de bitti. Trafik yoğunluğu bakalım ne durumda? Muhabirimiz Enes Arol. Çamlıca gişelerde bizi bekliyor. Kara yolculuğu yerine uçağı tercih edenler için ise yine havalimanında da bir yoğunluk söz konusu olabilir. Burada da Ezgi var. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yine son durumu bize aktaracak. Önce Enes'le başlayalım Enes. Meltem Acet, 9 günlük Kurban Bayramı tatili artık resmen başladı. Bugün mesaisini bitiren vatandaşlar ya memleketlerine ya da tatil beldelerine doğru bulundukları özellikle büyük şehirlerden hareket etmeye başladılar. Ancak bugün şu ana kadar henüz beklenen o yoğunluğun olmadığının altını çizelim. Tabii bunda herkes de şunun dikkat etmesi söz konusu. Geride bıraktığımız gün İstanbul trafiği normalin üzerinde yoğundu. Yani vatandaşların bir kısmı geride bıraktığımız gün İstanbul'u terk etmeye başladı. Diğer konuda vatandaşların birçoğu da bu akşam çok trafik olacağını düşünerek ya bu gece yola çıkacaklar ya da önümüzdeki günlerde yola çıkmayı tercih edecekler gibi gözüküyor. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Burak Dalgül'le birlikte Çamlıca gişelerdeyiz. Bu noktada aslında yaklaşık 3 saattir bu noktadayız. Trafik yoğunluğu normal bir günle aynı seyirde, hatta daha da altında seyrediyor. Şu anda saatlerimiz 19.20'yi gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre %52 yoğunluğunda bir trafik söz konusu. Normal bir günde burada bu saatte trafik yoğunluğu özellikle İstanbul'da %65-70 bandında oluyordu. Bugün %51'lik, %52'lik bir trafik yoğunluğu söz konusu. Avrupa yakası için %53, Anadolu yakası için %47 bir trafik yoğunluğu var. Az önce de belirtmiş olduğum gibi İstanbulluların büyük bir kısmı, daha doğrusu şehir değiştirmeyi düşünenler arasındaki büyük bir kısım geride bıraktığımız gün. Diğerleri de ya bu gece ya da önümüzdeki günlerde yollara çıkmaya başlayacak. Tabii polis ekipleri de birçok farklı noktada gerekli tedbirleri almış ve hazır bir şekilde bekliyorlar. Bugün sadece aslında İstanbul'da değil, otobanlarda, özellikle şehirler arası yollarda birçok farklı noktada hem polis ekipleri hem de jandarma ekipleri hazır bir şekilde bekliyorlar ve burada da bu yaşanan kazaların, tabii bayramlarda yollara çıkan araç fazla olunca, yollara çıkan araç sayısı fazla olunca ne yazık ki trafik kazaları da yaşanabiliyor. İşte bu yüzden de gerekli tüm önlemler polis ekiplerince alınmış durumda, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için. Bizler tabii ki bundan önceki yayınlarımızda olduğu gibi buradan da bu çağrıyı bir kez daha yineleyelim. Özellikle bayramda araç kullanacak kişilerin uykusuz bir şekilde, halsiz bir şekilde araçlara binmemesi konusunda ve seyir halindeyken özellikle telefonla veya radyo ile ilgilenmemesi konusunda uyarılarımızı bir kez daha yineleyelim ki bu mutlu günler, bayram gibi sevinçli günler, hüzün dolu günlere dönüşmesin diyelim. Çamlıca gişelerden sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Enes Arol, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi karayollarındaki durumu izledik. Hemen bir de bakalım havalimanında durum nasıl? Ezgi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seni dinliyoruz. Ezgi, burada da bir yoğunluk söz konusu mu? Yine gidişler gelişler başladı mı İstanbul'a? Seni dinleyelim. Tabii günler öncesinden aslında haberini de yaptık. Dedik ki uçakla hava yolları ile karayolları birbirleriyle yarışıyor. Uçak ve otobüsler, otobüsten kayan talepler uçağa yansımış durumda. Havalimanlarında bu yansımanın etkilerini görmeye başladık aslında. Hemen şu bilgiyi vererek başlamış olalım. İstanbul'da iki havalimanında 9 günlük bayram tatili boyunca yaklaşık 3,5 milyon kişinin İstanbul dışına çıkması, bu havalimanlarından seyahat etmesini bekliyoruz. Neredeyiz? Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Şu saat itibariyle iç hatlarda biraz rahatlama oldu. Ancak biz buraya 3 saat önce geldik. O saatlerde iç hatlarda ciddi bir yoğunluk vardı. Neden yoğunluk vardı? Çünkü bugün 718 uçuş gerçekleşti Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan. Toplamda 130 binden fazla yolcu aslında seyahat etmiş oldu. Tabii herkes, kimi aile ziyaretlerini yapıyor, kimi bayram ziyaretlerini gidecek, kimi de bir daha bu kadar uzun bir tatil olmayacak aslında. 9 gün gibi uzun bir tatil. Dolayısıyla bunu bir de yaz tatili olarak değerlendirmek isteyenler var. Dolayısıyla tatil rotası hazırlayanlar da var. Mesela siz nereye gidiyorsunuz diye sorsam.
Ben Bakü'ye gelirim. Bakü'ye? Evet. Siz evinize gidiyorsunuz. Evet. Peki. İç hatlar tarafında görünce sizi. Peki, teşekkür ediyorum. Devam edelim. Böyle ellerinde valizleri var. Buraya geliyorlar. Şimdi tabii sadece İstanbul Sabiha Gökçen'de değil, İstanbul Havalimanı'nda da bugün 1600'den fazla uçuş gerçekleşti. Ve 260 binden fazla aslında yolcu bu havalimanlarından seyahat etmiş oldu. Hemen soracak olsak nereye gidiyorsunuz şu anda? İzmir'e. İzmir'e. Bayram için mi gidiyoruz? Evet. Kimi ziyaret edeceksiniz? Ailemi. Anne, baba, kardeşler. Anne, kardeşler. Tatil uzun geldi herhalde biraz. Yani 9 günlük tatil olunca değerlendireyim istedim. Mesai bugün son gün müydü? Son gündü, evet. Çok teşekkür ederim. Siz nereye gidiyorsunuz diye sordum. Antalya. Kimi ziyaret edeceksiniz? Kimseyi, Hazla. Tatil için mi? Tatil için abi. Tabii hem aile ziyareti yapanlar var hem tatil için. Hemen şunu da aktaralım. Peki İstanbullular bu bayramda en çok hangi noktaları tercih ettiler? İç hatlara baktığımız zaman İzmir, Dalaman, Bodrum gibi, Antalya gibi, Adana gibi noktalar en çok tercih edildi. Dış hatlara baktığımızda ise İtalya zirvede. Türkler bu bayram en çok yurt dışı tercihini İtalya'dan yana kullandı. Siz nereye gidiyorsunuz diye sorsam. Ben Şırnak Cizre'ye gidiyorum. Kaç saatlik bir uçuş? Yaklaşık 2 saat buradan Ankara'ya, Ankara'dan 2 saat Şırnak'a. Uzun bir uçuş sizi bekliyor. Baya. Yoğun da bir güne denk geldiniz. Tabii. Bayramda peki Şırnak'ta mı olacağız? Bayramda Cizre'de olacağım. Doğru. Aile ziyareti. Evet, evet. Kimleri ziyaret edeceksiniz? Benim eşim orada. Evet. Yani şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Evet, ailesini ziyaret edecek olanlar var. Bunu bir tatil arası olarak aslında kullanacak olanlar var. Hemen böyle yavaş yavaş bir iç hatlar kısmına da ilerlemek istiyorum. Burası iç hatlar giden yolcu kısmının olduğu nokta. Dediğimiz gibi kontrollü olarak biraz rahatlama sağlandı. Aslında havalimanları bayram yoğunluğuna çok öncesinden hazırlanmaya başladı. Neler yapıldı? Hem personel işlemlerinde hem operasyonel işlemlerde, yani bilet ve valiz işlemlerinde çalışabilecek, hem de güvenlik ve temizlik noktalarında personel sayıları arttırıldı. İç kısımda valizlerimizle girdiğimiz ilk noktalarda oradaki noktaların güvenlik noktaları biraz öne çekildi. Arkada sıraların biraz olsun daha fazla mesafe açılabilmesi için, yani bayram yoğunluğu öncesinde havalimanlarında da aslında bir hazırlık aşaması çoktan başlamış oldu. Kaçmayın, hemen soralım size. Nereye gidiyorsunuz efendim? Dalaman. Tatil için mi, bayram ziyareti mi? Tatil için. Harika. Coşkuyla söyledin. Karneler alındı mı? Evet. Nasıldı peki karneler? Güzel. Şimdi tatil zamanı mı? Evet. Peki, hemen sana da soralım. Karne nasıldı? Güzel. Tatili bekledik mi? Evet. Okullar kapandı diye mi? Okullar kapanacak diye bekledik. Evet. Peki. Hem bayram molası hem tatil molası gibi mi oldu biraz? Kesinlikle, çok güzel oldu. Bir daha bu kadar uzun bir tatil olmayacak aslında. Bu sene olmayacak, aynen. O yüzden tadını çıkaracağız inşallah. Dalaman zaten en çok uçuşun olduğu noktalardan biriymiş şu anda. Öyle mi? Demek. Kaç gün kalacağız Dalaman'da? 5 gün. Tatili orada geçireceğiz. Aynen, tatili orada geçireceğiz. Şimdiden iyi tatiller, iyi bayramlar. Teşekkür ederim, size de iyi bayramlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, böyle çocuklarını, arkadaşlarını, akrabalarını alanlar aslında havalimanlarının yolunu tuttu. Kalabalık bugüne has değil, bugün özel değil. 9 gün boyunca bulunduğumuz Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 1.100.000 yolcunun, İstanbul Havalimanı'nda ise yaklaşık 2.400.000 yolcunun, yani 9 günlük bayram tatili boyunca havalimanlarında biz yine bu yoğunlukları ekrana getirmeye devam edeceğiz. Çünkü 3,5 milyon yolcunun aslında bayram tatili boyunca İstanbul'un dışına çıkmasını bekliyoruz. Hep diyoruz ya, bayram göçü başlayacak İstanbul'dan diye. İşte akın akın İstanbul'dan mesainin de bitmesiyle birlikte ve 2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanıp karnelerin de alınmasıyla birlikte, yani yaz tatilinin başlamasıyla birlikte hem havalimanlarında hem de otogarlarda bu yoğunluk başladı. Bayram yoğunluğu İstanbul'da çoktan başladı ve telaşla döndü diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.